Allah kimseye evlat acısı vermesin. Biz bu fidanları böyle sağda solda sokaklarda öldürsün diye yetiştirmedik bu ülkeye. Hayırlı bir evlat olarak biz yetiştirdik. Ahmet Atakan henüz 22'sinde üniversite öğrencisiydi. Hatay'da ODTÜ protestoları sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybetti. Peki Ahmet Atakan nasıl öldü? O binadan nasıl düştü? İşte bu iki sorunun cevabı hala verilebilmiş değil. Bazı görüntüler sonradan elimize geçti, gördük orada. Yalnız o gencin bu şekilde yani bir şey atar gibi düşmesi, eşya gibi düşmesi bizde ciddi bir rahatsızlık yarattı. Yani o çocuğa bir şekilde temas edilmiş yani. Çünkü şuuru yerinde değildi. Şuuru olan bir insan bir şekilde hareket eder, bir şekilde kendini korumaya çalışır. Yani bir eşyayı atar gibi şey oldu. Orada bizim çok şüphelerimiz var. Kardeşimin cesedin yanından geçtikten sonra halkın onu görmesi, akrebin onu vurduğu izlenimi yaratmış olsa gerek. Ve herkes oraya hücum edip akrep vurdu, polis vurdu. Hani öyle bir spekülasyon, öyle bir kaos var ki. Yüreği evlat acısıyla yanan bir baba Ali Atakan. Görgü tanıklarının iddiaları bir yanda, yetkililerin açıklamaları diğer yanda. Açıklamalar birbirini kovalasa da o sadece oğlunun ölüme nasıl gittiğini öğrenmek istiyor. Bütün yetkilileri biz göreve davet ediyoruz. Yani bu çocuk bu kadar basit ucuz şey edilecek bir şey değil yani. Dirençli bir insan. Arkadaşları size o güne dair hiçbir şey söyledi mi, anlattı mı? Pek bir şey söylemediler. Kemiklerin tohuma çarptığını, akrep çarptığını. Yani kulaktan duyma bilgilerle biz bazı şeyler, ifadeler kullanmış olabiliriz. Şu aşamada o görüntüleri gördükten sonra da yani bir darbenin yani mutlaka şuuru yerinde olan bir insan bunu hareket etmez. Mutlaka orada bir dengesizlik var. Aslında biz ülke makamlarından, bizim mülk amirimizden talep ediyoruz. Bu şeylerin aydınlığa mutlaka kavuşturulması gerekiyor. Anne Emsal Atakan'ın acısı da farklı değil. Kendinde konuşacak gücü zor buluyor. Benim oğlumun suçu barış istediği için, savaş istemediği için. Benim oğlum da canını halkı için feda etti. Halkı için. Benim oğlum sıradan bir insan değildi. Aydın bir insandı. Yüreğimi yaktılar. Oğlumu 23 yaşında kucağımdan aldılar. Benim oğlumun kınasını morgda mı yakacaktım ben? Nevzat Atakan, yeğeninin ölümünün ardından yazılan ve söylenenlere çok üzüldüğünü söylüyor. Biz değerli basın mensuplarından ve sizlerden şunu istiyoruz. Bizim şehidimiz terörist değildir. Bizim şehidimiz illegal bir örgütün üyesi değildir. Bizim şehidimiz hiçbir yasa dışı eylemlere, yasa dışı bir örgüte, yasa dışı bir harekete katılmamıştır. İki üniversite mezunu olan aydın bir insanın bu şeylere ihtiyacı olmaz. Bizim evladımız güneşin ışığı altında parlayan bir yıldızdan daha öte temizdir. Bunu herkes söyleyebilir. Ahmet Atakan'ın hayatını kaybettiği noktadayız. Arkadaşları ve yakınları, sokaktaki esnaf buraya gördüğünüz gibi onu anmak için öldüğü yere karanfiller bıraktılar. Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili ilk ortaya çıkan görüntü polis kamerası görüntüsüydü. 22 yaşındaki gencin binadan düşüş anını gösteren bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntüde üniversiteli gencin binadan hızla yere düştüğü görülüyor. Ardından da yola savruluyor. Tam bu esnada polis aracı geçiyor. Bu görüntüde Ahmet Atakan'ın katıldığı başka bir eyleme ait. Sokakta toplanan bir grup genç karşı tarafa tepki gösteriyor. Daire içine alınan kişi Ahmet Atakan. Görüntüde ses yok, söyledikleri duyulmuyor ama beden dili öfkeli olduğunu gösteriyor. Grubun kime tepki gösterdiği henüz belli değil. Sadece kamera...